Şöyle dedi Salebe. Ben bu işi anlamadım dedi. Bir nevi haraca benziyor bu iş dedi. Peygamber bizden mal mı istiyor dedi. Cam kırıldı artık. Onarılmaz. Onarmaya el yetmez. Kırıldı artık. Yerine gelmez. Bin tövbe içinde nifak barındırdı mı bir tövbe sayılmaz. Tövbenin içinde nifak olmayacak, şer olmayacak. Hırs olmayacak tövbenin içerisinde. Tövbenin içerisinde riya olmayacak, kibir olmayacak, enaniyet olmayacak, şüphe olmayacak, şek olmayacak. Tövben bile seni perişan eder yoksa. Sahabe-i kiram başı önünde zekatını alamadan Salebe'nin Medine-i Münevvere'ye döndü. Daha Medine'ye girmeden önce hayvanlar geliyor. Onlarca sahabiden hayvanlar akıyor. Zenginlerden. Yalnız peygamber tek kişinin adını söylüyor. Haber gelmeden önce. Ve veylun li Salebe ve veylun li Salebe. Yazık olsun Salebe'ye, yazık olsun Salebe'ye. Veya yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye. Allah'ın peygamberi yazık oldu dedi mi? Bu iş çözüldü, bitti demektir. Döndü ve ne oldu ya Resulallah deyince şu iki ayeti kerime okumaya başladı. Cibril Hazreti Peygamber'e durumu anlatıyor. Şu iki ayet iniyor. Ve minhum men ahadallah diye başlayan ayetler. Onlardan bir kısmı daha önce ayetin de önünde onları sunmadık size. Daha önceki ayetlerde münafıklardan bahsediliyor. Devamında münafık nedir peki? Kalbi Allah'la olmayan zahiren görüntüde cami ehli. Camiye gider, namaz kılar, Müslümanım der ama içi şeytanla beraber. Dışı cami, içi başka bir şey. Münafık bu. Ve Medine'de münafık demek kafirle eş anlamlı. Ağır bir şey. Zaten Müslümanların güçlü olduğu yerde münafık olur. Müslümanlar güçlü değilken münafık olmaz. Gizlenirler, sinsidirler, Müslüman görünürler, bir şeyler çevirirler. Münafık. Asıl saadeti öyleydi. İşte diyor ki ayet, onlardan bir kısmı da Allah'a şöyle ahd ettiler. Peygamber'e söz verdi ya, Peygamber'e verilen söz Allah'a verilen söz gibidir. Değil mi? Allah'a biat etmiş gibidir peygambere biat eden. Peygamberi dinleyen Allah'a dinlemiş gibidir. Men yuti'ir rasule fekat ata Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Aynıdır. Onlardan bir kısmı da Allah'a şöyle ahdetmişti. Eğer bize lütuf ve kereminden ikram ederse Allah, şüphesiz zekatını vereceğiz, malımızın gerçekten salihlerden olacağız. Ama ayetin devamı feci. Allah cömertliğinden istediklerini verince de ondan yüz çevirdiler. Zaten döneklik edip duruyorlardı. Sözlerinde durmuyorlardı. Bu ayetler inince Meşid-i Saadet'te bir manada bir şok yaşandı. Ece'de Salebe onlardan birisi. Peygamber camisinden biri. Ama Allah ilan ediyor, bu Salebe münafıktır artık diyor. Gitti, dağıldı her şey. Ne faydası var secdenin, ne rükunun, ne tövbenin. Çünkü tövbeler bile riya içinde dolu. İçinde riya dolu. Allah tövbesini kabul eder. Kimin etmez? İçinde hala riya varsa, samimiyetsizlik varsa o hali bilir Allah. Bir dostu hayvanla bindi Salebe'ye doğru, atını devesini sürdü. Salebe oturmuş kef halinde, hayvanlarıyla hemdem, sütlerini içiyor, yünlerini kırpıyor Salebe dünyalık içinde.
Arkadaşı geldi, dedi ki vay sana, vay sana, vay sana, veyl sana, yazıklar olsun sana Salebe, yazıklar olsun. Ne oldu, ne oldu dedi, kim öldü dedi, kim öldü, kim öldü? Senin ocağın battı dedi. Kim ölecek daha? Allah senin münafık olduğunu ilan etti. Senin ve senin zihniyetindeki sinsilerin imanlarının samimi olmadığını Allah ilan etti. Değer mi Salebe? 3-5 koyun için imanını kaybetmeye değer mi? Ya dedi, öyle mi oldu dedi. Evet evet öyle oldu dedi. Allah'ın peygamberi, Tövbe suresinin ayetleri. Salebe ne yaptı? Bütün hayvanları önüne kattı. Üstüne çamur, üstüne toprak ata ata. Peşmürde bir halde Medine'ye girdi. Hayvanlar önünde koyunları, keçileri, sığırları, mandaları, neyse hangi hayvan varsa, deve. Allah'ın peygamberi temizle beni. Allah'ın peygamberi al bütün hayvanlarımı, sürülerimi. Hazreti Peygamber döndü ve Salebe, Allah senin zekatını almayı yasaklamıştır. Ben Muhammed senin zekatını alamam artık. Çünkü zekat Müslümanın üzerine farzdır. Senin halin ise Kur'an ifade etti. Münafıklardan bazıları da Allah'a söz verdiler. Göya oyun oynadılar. Allah da göre göre müsaade etti onlara. Bütün imtihanlar böyledir. Allah bilir her şeyi, sonucunu bilir ama Allah müdahale etmez, karışmaz. Kendi kuyunu kendin kazarsın, gidersin. Allah'ın bunu bilmesi, sana yaptırması anlamına gelmiyor. Kaderi iyi anlamak lazım. Ama sen hak ediyorsun, Allah da önünü açıyor. İyiliği hak edenin önünü açıyor, kötülüğü hak edenin önünü açıyor. Sonra ne oldu Salebe? Evet, sevgili Yahya, sevgili Nizamettin Hocam. Hem hoş geldiniz, hem de güzel bir ilahiliğinizle. Hadi bakalım. Ya Resulallah.
sensin ya Muhammed Mustafa. Gönlümün sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Yazılmış ismin Kur'an'da, kurtulur senin yolunda. Yarın mahşer huzurunda şefaat ya Resulallah. 18 bin alemi sen Muhammed Mustafa'sın sen. Kurtuluşun kapısın sen, sen Muhammed Mustafa'sın. Efendim teşekkür ederim sevgili Nizamettin Hocama, sevgili Yahya'ya. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Salebe hikayesi feci bitti. Salebe Resulullah'tan sonra Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Zekatımı al dedi, alamam dedi. Peygamberin alamadığını alamam dedi. Sen zekat veremezsin dedi. Dikkat edin. Para veriyor, kabul edilmiyor. Koyun veriyor, reddediliyor. Hayvan veriliyor, reddediyor. Alamayız. Hazreti Ömer döneminde kapıya geldi. Temizle beni, Hattab'ın oğlu. Niye kabul etmediler? Peygamber kabul etmediği için. Peygamber niye kabul etmedi? Kur'an dedi ki, onların kalbinde nifak olmaya devam edecek. İki yüzlüdürler. Verirken de iki yüzlüdürler de onun için. Hazreti Ömer dedi ki Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in alamadığını Ömer alamaz. Almadılar. Hazreti Osman döneminde geldi. Yine alınmadı. Helak oldu. O dönemde öldü ve gitti. Salebe gitti. Feci hikayesi hatıra kaldı. Allah bizi onlardan uzak eylesin. Allah bizi onlardan etmesin. Efendim sabahleyin inşallah Rabbim dilerse 8.30'da soru cevap programında beraberiz. Pazar günleri sabah 10'da unutmayınız yine beraberiz. Efendim Peşembe akşamları bu saatte 00.20'de yine her hafta buradayız. Gönlümüz, gözümüz efendim sizinle beraber, sizin de dualarınızı bekliyoruz. Allah selamet versin. Bugün bir Karadenizli ninenin bana bir bayram kadar güzel bir ödülü vardı. Evladıyla beraber. Senin programı çıktığında Nihat Hoca'yı açın demiyorum ben dedi. Nihat'ımı açın diyorum. Dedim elinden öperim. Çok yaşlı bir nine. Biz sana öyle diyoruz evlat dedi. Nihat'ımız diyoruz. Hoca, Nihat Hoca demiyoruz. Elhamdülillah. Allah utandırmasın. Seviyoruz sizi. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.